Üst ekstremitenin dolaşım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere üst ekstremitenin kanlanmasından bahsedeceğim. Şöyle ki arter ven ve lenflerinden bahsedeceğim aslında. Peki bu terimleri biraz açıklayayım size. Arter demek kalpten çıkan damarlara biz arter diyoruz. Yani lisedeki atar damar. Ven de toplar damar aslında. Yani kanı kalbe getiren damarlarımız. Lenf sistemi de dolaşımdan dokular arasındaki alana taşan sıvıyı tekrar dolaşıma katmak için gerekli damarlarımız, o sisteme de biz lenfatik sistem diyoruz. Şöyle arterle başlayacağız. Üst ekstremitenin arterleri. Üst ekstremitenin arterlerini kalpten başlayacağız. En parmak uçlara kadar getireceğiz. Üst ekstremitenin ilk aslında damarı arteria axillaris. Daha öncesi var, birazdan bahsedeceğim. İlk arteria axillaris'ten bahsedeceğim. Arteria axillaris'i 3 parçaya böleceğiz. Birinci parça, ikinci parça ve üçüncü parça. Birinci parçadan bir dal, İkinci parçadan iki dal, üçüncü parçadan da üç tane dal vereceğiz. Arteria torasika superior, torako acromialis, torasika lateralis, subscapularis, circumflexa anterior humeri, circumflexa posterior humeri. Circumflexa o yapıyı çevreleyen, onu çepeçevre dolaşan demek. Birazdan zaten göstereceğim. Şimdi kalpten başlayalım. Kalpten çıkan damarlar biz arter demiştik. Bakın bu bizim vücudumuzu besleyen arter, arcus, aortayı görmekteyiz. Şimdi arcus aortadan 3 tane büyük böyle damar çıkıyor, arter çıkıyor. Bunların biri truncus, brachiocephalicus, biri arteria coeptis communis sinistra, biri de arteria subclavia sinistra. Truncus brachiocephalicus, daha sonra arteria coeptis communis dextra ve arteria subclavia dextra'yı oluşturacaklar. Şimdi arteria subclavia devam ederken üst ekstremiteye doğru gidiyor ve isim değiştire değiştire gidecek ve üst ekstremitenin arterlerini oluşturacak. Yani şöyle devam ettiğini düşünelim. Bakın geliyor. Şöyle arteria subclavia'yı görmekteyim. Bölgesi değiştikçe anatomistler isimlerini değiştirmişler. Daha iyi tanımlayabilmek için. Örneğin şuradan bir daldan bahsediyorsam arteria subclavia'nın dalı diyoruz. Eğer şuradaki bir damarın dalından bahsederken arteria axillaris deriz mesela. Daha iyi tanımlayabilmek için bölge bölge isimlendirmişler arteri. Arteria subclavia devam ederken birinci kosta, bakın bu bizim kaburgalarımızın birincisi. Kosta kaburga demek. Birinci kostanın dış yüzeyine geldikten sonra arteria axillaris ismini alır. Axilla ne demek? Axilla koltuk altı demek. Yani ismi değişir, arteria axillaris olur. Üst ekstremitenin ilk arteri arteria axillaris. Arteria axillaris'in sınırlarını kim belirliyor? Birincisi birinci kostanın sınırı, dış sınırı. Alttan kim sınırlıyor? Şu an burada görünmüyor. Aslında musculus teres majorun alt sınırı arteria axillaris'in alt sınırını oluşturuyor. Peki arteria axillaris'i 3'e bölen yapı kim? Yine burada görmemekteyim. Musculus pectoralis minor. Bakın 2, 3 ve 4'ten başlıyordu. Hatırlayın, ve prosesus coracoideus'ta sonlanıyordu. Şu şekilde izlenen bir kastır. Bu kasın alt sınırı 3. parçanın üst sınırını, üst parçası da birinci sınırın alt sınırı oluşuyor. Yani 3 parçaya bölüyor. Musculus pectoralis minor 1, 2, 3. Üstte kalan kısmı, musculus pectoralis minor'un arkasında kalan kısım 2 kısım ve altta kalan kısım da 3. parçayı oluşturuyor. Şimdi birinci parçadan bir tane, bakınız, arteria thoracica superior'u çıkaracağız. Superior yukarıda ya. Birinci parçada yukarıda olduğu için o şekilde aklınızda kalsın. Arteria thoracica superior birinci parçadan çıkıyor. Zaten birinci parçadan bir dal vereceğiz. İkinci parçadan iki dal vereceğiz. Turuncu kısımlar. Bakın torakoakromiyal ismi nereden geliyor? Toraksı ve akromiyal bölgeyi beslediği için. Arteria torakoakromialis. Diğeri, ikincisi torasika lateralis. Bakın göğsün laterali ya şurası. O yüzden ismini bu şekilde alıyor. İkinci parçadan iki tane çıkardık mı? Kaldık. Üçüncü parçadan üç tane dal çıkaracağız. Bakın üçüncü parça ilk verdiğim dal arteria subscapularis. Bakın bir tane subscapular arterinin sonunda bir tane böyle dal veriyor. Onun da adı arteria circumflexa scapula. Çünkü scapulayı etrafından dolaşıyor ya, o yüzden. Circumflex. Devam ediyorum. Üçüncü parçanın bir sonraki dalı arteria circumflexa humeri anterior. Humerus'u önden çevreleyen. Yani çevirip geçen. Circumflex. Bir de diğeri de arteria circumflexa humeri posterior. Arteria circumflexa humeri posterior'un arkadan görüntüsünü göstereceğim. Ona eşlik eden nervus axillaris vardır. Hatırlayın, nervus axillaris'e hangi damar eşlik eder diye sorarlar dedim.
Kim o? Arteria, circonflexa, humeri post deriyor. Şimdi burada kırmızı olarak gösterdiklerimi de değinip bir sonraki slayta geçeyim. Burada kırmızı olarak gördüklerimiz bakın supraskapular arter ve dorsal skapular yani arteria scapularis dorsalis. Bu iki arter dikkat edin subklavyen arterden çıkarlar. Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi arteria axillaris'in dalı değildir? Bakın bu dallardan 4 tane alır. 5.'ye bunlardan birini koyabilir. Veya arteria axillaris'ten sonra gelen arterlerden herhangi birini koyup sizden doğru cevabı bulmanızı isteyebilir. O yüzden dikkatli olun. Supraskapular ve dorsal skapular arterler subklavyen arterin dallarıdır. Bakın truncus tirocervicalis'ten çıkıyor zaten şu. Şöyle. Şimdi size bir bu burada değil. Şurada bir şey göstereceğim. Burada skapulaya arkadan bakıyorum. Hatırlayın incisura skapula oluşumunu görmekteyim. Bu incisurayı çentiği deliğe çeviren ligamentum transversum skapula superior ligamentini görmekteyim. Dikkat edin. Arteria supraskapular bu ligamentin üstünden atlıyor. Hatırlayın bu ligamentin içinden ya yani bu deliğin içinden geçen yapı kimdi? Nervus supraskapularis. Bunu sormayı hocalar sever. Aşağıdakilerden hangisi foramen supraskapularis'ten geçmez? Bakın şurayı deliğe çevirdi ya. Arteria supraskapulardır. Nervus içinden geçer, arter üstünden atlar. Burada göstermek istediğim bir diğer yapı bakın şu arter. Arteria circumflex homeri posterior. Bakın şurada posterior'dan dönecek ya. Bakın şu arterimiz. Buna kim eşlik eder? Buna eşlik eden sinir hangisidir diye bir soru gelebilir. Nervus axillaris. Kimdi nervus axillaris? Deltoid kasını innerve eden sinirdi. Devam edelim. Axilla, arteria axillaris bitirdik. Musculus teres majoru geçtik. İsmimiz ne oldu? Arteria brachialis. Bakın arteria brachialis'in sınırları şöyle. Bakın şuradan musculus teres majorunuz alt sınırı şuradan başlıyor. İkiye parçalanana kadar bu arterin adı arteria brachialis. Arteria brachialis'in birkaç tane dalları var. Hepsinden bahsetmeyeceğim. Çok da soru gelmez zaten. Şimdi en önemli bir tane dalından bahsedeyim. Arteria profunda brachii. Yani kolun derinine inen arter. Şu bakın. Derinine gidiyor, arkaya doğru gider, trisepsi de innerve eder. Daha sonra humerus kemiğini de besler. Arteria brachialis devam ederken bakın şöyle kolateral dallar veriyor. Bunlar çok önemli değil, sorulacağını da çok zannetmiyorum. Video uzamasın diye çok değinmiyorum ama eğer hocanız üzerinde durmuşsa Atlas'tan bir bakmanızı öneririm. Arteria brachialis, teorik olarak kolum radii. Burada gördüğümüz dirsek seviyesinde ikiye ayrılacak. İki uç dalına ayrılacak. Arteria radialis, radius tarafındaki dalına arteria radialis diyeceğiz. Ulna tarafındaki dalına da arteria ulnaris diyeceğiz. Devam edelim. Bakın arteria brachialis burada kaslara böyle küçük küçük dallar vermiş. Onları beslemiş. Kim vardı burada hatırlayalım. Şu gördüğüm musculus biceps brachii. Bakın şurası. Coroco brachialin bir kısmını görmekteyim. Bakın şu corocoid çıkıntıdan başlamış. Bir de bisepsi kaldırınca kimi görecektim? Musculus brachialis göreceğim. Bunların hepsini arteria brachialis besliyor. Devam edelim. Arteria radialis radius tarafında bulunuyor. Arteria ulnaris ulna tarafında bulunuyor. Yani arteria ulnaris medialde, arteria radialis lateralde bulunuyor. Şimdi arteria radialis'in önemli bir özelliğini söyleyeyim. Arteria radialis böyle el bileğine doğru birazcık hafif yüzeyleşir. Nabız kontrolü yaparken biz arteria radialis'in pulsasyonunu alırız aslında. Doğru bir şekilde elinizi koyarsanız arteria radialis'in nabzınızı hissedebilirsiniz. Çünkü birazcık tam el bileği kısmında yüzeyleşiyor. Arteria radialis ve arteria ulnaris elde iki tane arkus yani kemer oluşturacaklar. Anastomoz yapacaklar daha sonra parmakları besleyecekler. Gelin onları inceleyelim. Şimdi arkus kemer demek. Palmaris avuç içi demek. Superficial ve profundus yani yüzeyelde ve derinde bunlar kemer yapacaklar. Gelin birlikte bakalım. Şimdi arkus ben şu an hangi ekstremitedeki ele bakıyorum? Sağ elime bakıyorum. Bakın şurası baş parmağım yani şurası lateral, şurası medial. Yani bu kim? Bu arteria ulnaris. Medialde bulunan arterimiz arteria ulnaris. Ulna tarafında bulunuyor. Diğer de arteria radialis. Bakın arteria ulnaris devam ederken küçük küçük dallar veriyor ama asıl olarak geliyor ve şöyle bir ark çiziyor. Yani kemerleşiyor şöyle. Bakın şu arcus palmaris superficialis'i
Asıl oluşturan arter hangisidir diye bir soru gelebilir. Arteria ulnaris diyeceksiniz. Peki anastomozu kimden alıyor? Arteria radialis'in küçük bir dalından alıyor. Daha derindekine bakalım. Bakın şu süperfisiyaldi. Altta şu var. Bakın iyi incelerseniz bakın şu altta bir tane daha kemer var. Bunu da asıl besin. Bakın arteria radialis'in şuradan kalın dalı şöyle baş parmağın arkasından gider. Baş parmağını da besler. Sonra alttaki derin arkusu asıl oluşturan damardır. Arteria radialis. Bakın şuradan devam etti. Şurada. Arcus palmaris profundusu asıl oluşturan damar hangisidir diye bir soru gelirse radial arter diyeceksiniz. Şimdi burada arkusları oluşturdum. Her biri dal verecek. Profundus ve superficialis'ten gelen damarlar birleşip parmakları besleyecekler. Bunların tek tek isimleri çok önemli değil. Ama eğer hocanız önemsediyse tabii bilmeniz gerekiyor. Ben çok zor olacağını zannetmiyorum. Ama şu gelebilir. Arcus palmaris superficialis'i oluşturan asıl damar kimdir? Arcus palmaris profundusu oluşturan asıl damar kimdir? Nasıl karıştırmayalım? Şöyle uyuz ulna süperficial yüzeyelde takılıyor. Radial ise profundus'ta duruyor. Superficial ulnar. O şekilde. Superficial ulnar arter yapar. Profundus'ta da radial arter asıl besler. Arterler bu şekildeydi. Gelelim venlere. Şimdi venlerde şöyle bir durum var. Yüzeyel venler ve derin venler diye iki kısma ayıracağız venleri. Derin venleri anlatmayacağım. Çünkü arterlerin aynısı sadece geri dönüyorlar. Arterle aynı ismi alırlar. Arterlerin aynı bölgede bulunurlar. Sadece iki tane. Yani mesela arteri brachialis'e eşlik eden venin adı vena brachialis'tir. Ve iki adettir. Bakın burada arteri brachialis'i görmekteyim. Buna eşlik eden şu kenardaki iki taneyi görüyoruz. Bunlar vena brachialis'ler, derin venler. Derin venler arterlerle aynı istikamette ilerlerler, aynı ismi alırlar. Genelde bir tane arteri iki tane ven eşlik eder. Burada önemli olan ve sizin daha çok kafanızı karıştıran kısım yüzeyel venler. Bakın burada transvers kesitler görmekteyiz. Bakın arteri brachialis'e iki tane vena brachialis eşlik edecek. Şurada da aynı şekilde bakın iki tane. Şimdi yüzeyel venlere gelelim. Yüzeyel venler şöyle, bakın burada çok daha güzel görünüyor. Burada küçük küçük başlarlar, ilerledikçe genişliyorlar damarlar. Çapları genişledikçe daha net görülüyor. Bakın vena basilica, vena sefalika. Bunu genelde karıştırıyoruz. Şimdi basilika bazis'te yer alır ya, bazis'e benziyor yani ismi, bazis'te. Burası da üst eksenin bazisi gibi görünür. Şurayı bir piramit gibi düşünün. Burası üst eksenimizin bazisi yani temeli. O yüzden basilika medial de sefalika lateral de ilerler. Basilika ve sefalika vena mediana cubiti ara damarıyla birbiriyle anastomoz yaparlar. Şurası bakın. Vena mediana cubiti. Bu damar kimdir? Biz asıl kan veriyoruz yani. Bu hemşire kan alırken aslında tam olarak vena mediana cubiti'den alır. Şuraya bir turnike bağlar ve venlerin kan akışını engeller. Kan periferde göllenir. Buradan gelemez. Burası bir şişer. Şişince de kolay kan alınır. Buradan vena mediana cubiti'den kanlar alınır. Önemli iki damarım var. Vena basilica medialde yer alıyor. Bazis de yer alıyor. Medialde yer alıyor. Sefalika lateralde yer alıyor. Bunlar aslında elin dorsal kısmında başlıyorlar. Evet bakın burada tekrar bakıyoruz. Burası neresi? Bakın baş parmak lateral bölge. Bu sefalika. Bu bazilika. Bazen ortada bir tane aksesuar. Bu yüzeyel venler bu arada çok fazla var ya son gösteriler. Herkeste olanlardan bahsediyoruz burada. Burada vena mediana antebrakiyi görmekteyiz. Bakın şu. Bu yüzeyel venler dediğim gibi tekrar söylüyorum. Çok varyasyon vardır. Bazen median kübite böyle görünür. Bazen daha farklıdır. Ama sizin burada önemli olan, sizin için önemli olan vena bazilikayı bakın medialde sefalikanın da böyle lateralde ilerlediğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi vena bazilika devam ederken daha erken derine giriyor. Derine girip vena bazilika devam ettikçe koltuk altına doğru vena axillaris adını alıyor. Bakın arteri axillaris vardı ya işte vena axillaris oluşturan asıl damar vena basilikadır.
bazilika devam eder ve vena axillaris oluşturur. Şöyle bir soru gelebilir. Vena axillaris oluşturan asıl damar hangisidir? Şıklar arasında hem sefalikayı yazarlar hem bazilikayı yazarlar. Kimi diyeceksiniz? Bazilikayı diyeceksiniz. Çünkü medyalde yer alıyor. Koltuk altına doğru gidiyor. Aksillar. Vena axillaris vena bazilika oluşturacak. Devam edelim. Bakın vena sefalikada ilerleyecek. Bakın şöyle ilerleyip daha sonra bu fasyayı delecek. Vena axillaris'e dökülecek. Nasıl olacak? Bakın vena sefalikayı görmekteyim. Devam ediyor. Fasya clavipectoralis'i deliyor. Bakın şurası vena axillaris. Vena axillaris'e dökülüyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın vena basilica devam ederken vena axillaris oluyor ya. Derin ven olan vena brachialis de vena axillaris'e dökülecek. Vena sefalica da vena axillaris'e dökülecek. Daha sonra vena axillaris devam ederken kimi oluşturacak? Vena subclaviae'yi oluşturacak. Tamam. Tekrar ediyorum. Vena basilica medialde yer alır. Erkenden derine girer ve vena axillaris oluşturur. Vena axillaris koltuk altı bölgesinde vena brachialis kendisine dökülür. Yani vena brachialis vena axillaris'e dökülür. Vena sefalica'da bakın tam olarak fascia clavipectoralis'i şu noktada deler ve vena axillaris'e dökülür. Vena axillaris devam ettikçe vena subclavi oluşturacak. Üst ekstremitenin venleri de bu şekildeydi. Lenf sistemine gelelim. Lenf sistemi neydi? Dokular arasında sızan sıvıyı tekrar dolaşıma katmak için bizim için var olan damarlarımız. Aynı zamanda da bu lenf sistemlerinde düğümlerimiz var. Bakın şurada düğümler, küçük küçük noktalar, koltuk altında düğümlerimiz var. Nodlar yani. Şimdi bakın bu lenfatik damarlar doku arasında sızan fazla sıvıyı tekrar dolaşıma katmak için varlar. Şimdi şöyle, lenf düğümleri ne işe yarar? Lenf düğümleri aslında içerisinde B lenfosit ve T lenfosit ve plazma hücreleri içerirler. Aslında şurada bir yaralanma olduğunu düşünün. Yaralanınca o doku derinin bütünlüğü bozulur ve içeriye mikroplar girer. Bu mikrop sıvıları lenfatik damarlarla taşınır. Hiçbir sıvı lenf damarlarına girdikten sonra lenf düğümünü geçmeden asla dolaşıma geçmez. Buraya diyelim ki bir mikrop girdi ve lenf sıvısı onu taşıyacak, dolaşıma katacak. Getirir ya şuradaki nodüllere ya da koltuk altındaki nodüllerden geçmek zorundadır. Geçerken ne olur? Bu mikroplar B lenfosit, T lenfosit ve plazma hücrelerine takılırlar. Örnek veriyorum. Mesela kedi tırmığı bir hastalık var kedi tırmığı diye. Genelde kedi tırmalar ve mikrop bulaşır. O mikrop o hastalık olduktan sonra koltuk altında bu nodlar şişer. Şişmelerin nedeni o mikroba karşı bir reaksiyon göstermeleridir aslında. Lenf nodunda bulunan B lenfosit ve T lenfositlerin. Veya örnek veriyorum meme kanseri olduğu zaman memedeki kanser hücrelerinin de aynı şekilde bizim bağışıklık sistemimiz cevap verirler. Onlara karşı savaşırlar. Diğer hücrelere bulaşmasınlar diye. O kanser hücreleri buraya taşınır. Burada mesela meme kanserleri muayenelerinde koltuk altı muayenesi de dahildir. Niye? Çünkü kanser hücreleri oraya taşınır ve buradaki hücreler oraya tepki verirler ve şişerler. O yüzden biz koltuk altı muayenesi yapıyoruz meme kanserlerinde. Lenf düğümlerin önemi buydu. Kısaca lenf notlarından bahsetmek istedim. Şimdi üst ekstremite iki tane nodlarımız var. Bakın şu 3 numaralar ve 2 numarası. Şimdi nodi lenfatiki axillaris bizim üst ekstremite için önemli olan nodlarımız. Diğeri de supratrohlaris. Lenf düğümleri de bu şekilde. Bunları geçtikten sonra dolaşıma girecekler kalp seviyesinde. Evet, size bu videoda üst ekstremitenin dolaşımından bahsettim. Umarım faydalı olmuştur sizin adınıza. Bu videoyla da birlikte muhtemelen bir daha üst ekstremite videosu çekmem diye düşünüyorum. Fossa cubiti ve fossa axillaris diye konular kaldı. Çeker miyim bilmiyorum. Eğer çok istek gelirse belki fossa cubiti ve fossa axillaris de çekerim. Veya anlamadığınız bir yer olursa veya tekrar anlatmamı istediğiniz ya da daha detaylı anlatmamı istediğiniz bir yer olursa anlatabilirim. Üst ekstremitenin son videosuydu. Bir sonraki videomuzda muhtemelen alt ekstremite videosu olacak. Hoşçakalın.